Evet, öncelikle kaybettiğimiz bir iki puan var. Bunun için tabii üzgünüz. Ama maçın başından sonuna kadar bir şeyler yapmaya, bir şeyler üretmeye çalışan takımdık. Açıkçası rakibimiz sadece puan almaya ve yerde yatmaya gelmiş diyebiliriz. Çünkü çok fazla yerde yattılar. Futbolun içinde bu tür şeyler belki var ama biz marka değerimiz, Türk futbolu adına ben bir teknik direktör olarak söylüyorum. Eğer yarın benim takımım da bunu yaparsa bunu sizler de bize söyleyin veya yazın. Biz böyle çok fazla yerde yatan, zaman geçirmek için oynayan bir takım hiç olmayacağız. Biz maçın başından sonuna kadar üretmeye çalıştık. Özellikle maçın ilk 15 dakikalık bölümünde attığımız bir gol, kaçırdığımız hostişle %100 bir pozisyonumuz var. Ve Aytaç'a yapılan bir penaltı var. Tabii bunlardan bir tanesi ve çizilen çizgi, VAR çizgisi çok enteresan. Ve bana göre normal bir golümüz heba edildi. Ve rakibin tabii gol yemedikçe direnci arttı. Direnci arttıkça daha fazla kişiyle, zaten hep 7-8 kişiyle hep defanstaydılar. Çok da fazla zaten üzerimize gelip pozisyon üretmediler. Ancak sonlara doğru kontra atak yapmaya çalıştılar. Biz son dakikaya kadar, son dakikada hatta Foden'in pozisyonuna kadar hep üreten, gol atmaya çalışan, bir şeyler sahada üretmeye çalışan takımdık. Ama bir türlü golü bulamadık. Eğer bir gol bulmuş olsaydık maç daha farklı olurdu. Açıkçası televizyonun başında maçı seyredenler de maçtan hiç zevk almamıştır. Onlara da kendi adıma özür dilerim diyebilirim futbol anlamında. Biz bugün bir şeyler yapmaya çalıştık, oynamaya çalıştık. Futbolun güzelliklerini yansımaya çalıştık ama ne yazık ki golü bulamadığınız zaman bunu başaramıyorsunuz. Tek üzüldüğüm maçın 49 dakika gibi bir süre topun oyunda kalması, bu standartların çok çok altında. Bu da maçın nasıl oynandığını çok net bir şekilde gösteriyor. Ama mücadele eden, oyunu sonuna kadar bırakmayan bütün oyuncularımı kutluyorum. Bugün olmadı ama biz oyunumuzu geliştirerek devam edeceğiz. Ve inşallah yakaladığımız bu pozisyonları inşallah bir dahaki maçta gole çevireceğiz. Arkadaşlar sorunuz var mı? İyi akşamlar.